Şimdi arkadaşlar programa aslında biraz geç girmiş bir konu. Biraz da benim programla çok yakından ilgilenemediğim için sonradan dahil oldum. Ama davetimizi kabul ettik geldiği için Oğuzhan arkadaşıma çok teşekkür ediyorum. Biz Oğuzhan'la kendisi bana birkaç kere mail atmış. Ben yine olduktan mail vermeden için biraz geç tanıştık. Geçen Ankara'da yapılan zeka ve yetenek, ikinci zeka ve yetenek kongresinde sağ olsun geldi beni buldu. Uzun süredir zaten biz emeğinden dolayı kendisiyle takipleşmişiz. Oğuzhan bir beden eğitimi üzerinden, beden hareketleri üzerinden beynin networklerinin nasıl çalıştığına dair enteresan bir farkındalık sağlayan bir eğitim yapıyor bir süredir. Kendisi belki, bilmiyorum daha sonra geçmişinde anlatır merak edin arkadaşlara. Bunu ilk defa ben şeyde gördüm, Zeka ve Yetenek Kongresi'nde özellikle buradaki arkadaşlarımın bu eğitimin içeriğine dikkat etmelerini istiyorum. Bu aslında çok eğlenceli bir etkinlik. Ama bir taraftan da ya korteks açısından, beyinle ilgilenenler açısından oldukça önemli bazı mesajları var. Normal ve günlük hayatta yaptığınız hareketleri, bedeninizi nasıl kullandığınıza bakarsanız %90'ın otomatik olduğunu görüyorsunuz. Bu otomatizasyona biraz meydan okuyan binlerce şeyi var Oğuzhan'ın, nasıl diyelim, repertuarı var. Bunlardan bir kısmını bugün burada beraber yapacağız. Ve ben bunun neokorteks için oldukça önemli olduğunu düşünüyorum. Daha sonraki etkinliklerde de Oğuzhan abinizle iyi tanışın. Bu konuyu yavaş yavaş öğrenmenizi tavsiye ederim temel mantık itibariyle. Sebebi de şu, insan vücudu beyni taşısın diye yaratılmış bir şey değil. Bizim o kadar çok beyinden konuşuyoruz ki her şey burada düşünülüyor. Fakat psikolojinin önemli bir alanı vardır. Embodied cognition denir buna. Bedenle bilinç ya da bedenlenmiş bilinç. Kolunuz ne kadar uzunsa yapabileceğiniz işi o belirliyor. Beş parmağınız olduğunda şu hareketi yapabildiğiniz için medeniyet kurabildiniz. Yunusların IQ'su bizim 2-3 katımız kadar. Fakat Yunus'un yüzgeci olduğu için medeniyet kuramamıştır. Alpercan'ı yüzden demiştim bunu. Dün de anlattım bilmiyorum. Dolayısıyla bedeniniz bilişsel açıdan çok önemli. Beyin yeteneklerinizi kullanmayın. Bir kere şu anda ben ne yapıyorum? Bir takım kaslarım oynuyor ve size bir takım hava hareketleri, bir mesajlar veriyorum. Konuşma diyoruz buna. Bedeniniz olmadan yapamayacağınız bir şey. Dolayısıyla bedeni doğru kullanmak, beyni doğru kullanmakla aynı şey. Bir kere bu algıyı yıkacak önemli bir farkındalık oluşturacağını düşünüyorum. Onun dışında çok gevezelik etmeden ismi yanlış yazılmış olan Oğuzhan Gözeki. Sizinle baş başa bırakıyorum. Dedim beyin eğitimiyle. Evet arkadaşlar, herkese merhabalar. Mikrofonu birazdan bırakacağım zaten. Beden eğitimde öğretmen olduğum için sesim mikrofonuna çıkıyor. Ben Oğuzhan Gözek, Gelişim Üniversitesi'nde hareket ve antrenman ana bilim dalı yüksek lisansını tamamladım geçen yıl. 3 yıl önce arkadaşlar Almanya'ya gittim. Ve Almanya'da wow diyebileceğim, vay cana diyebileceğim bir eğitimle karşılaştım. Bayağı da bir para verdik aslında. Ve bunun üzerine yaklaşık 1,5-2 yıldır da ciddi anlamda bir mesai harcıyorum. Yani sabah 5'leri 6'ları buluyor. Bugün de aynı şekilde 5,5 gibi yattım, beylerdim. Beni heyecanlandırdı ciddi anlamda. Sinan hocamızdan da çoktan da takip ediyordum. Beynin gelişimiyle ilgili ciddi anlamda bilgilere sahip olduktan sonra biraz daha ufkum açıldı. Ve bunu uygulamaya döktükten sonra bazı şeyler anlaşıldı. Şimdi beraber bir egzersiz yapacağız devamlı. Ben zaten beyni bir şekilde anlatıyordum ama burada anlatmaya gerek yok. Sizler zaten bunların içerisindesiniz. Sizden istediğim şu, hareketleri yaparsanız kas hafızasına geçirirsiniz. Ama seyrederek öğrenemeyiz. Nasıl ki bir yüzmeyi seyrederek öğrenemeyeceğiniz gibi o suya dalmak lazım, çıkmak lazım, bazen tutmak lazım. Sizden de ricam, hareketleri oturduğumuz yerde yapmaya çalışalım. Şaşıracağız, bu da gayet normal. Çünkü beyin yeni bir şeyle karşılaştığı zaman şaşıracaktır ama şaşırdığı zaman da gelişmeye başlar. Hemen mikrofonu bırakıyorum ve başlıyoruz. Evet, şöyle yapalım ellerimizi. Şöyle. Bir de yukarı kaldırdık. Şöyle çapraz daha kavradık. Evet. Biraz daha yukarı. Evet. Tuttum. Hazır. Benim yaptığım hareketin aynısını yapıyorsunuz. Evet.
Benim beyin, beynimizin birçok bölümünü, fonksiyonlarını etkin hale getiren bir egzersiz programıdır. Sinan hocamızın dediği gibi beynimiz gerçekten zayıf. Beynimizin kapasitesini neredeyse hiç kullanamıyoruz. Beynimiz bize bazı işte yalanlar söylüyor, dışarıya olduğu gibi algılamıyor. Şimdi bununla ilgili egzersizlere geçiyoruz. Sallanma egzersizine başlıyoruz.